İyi akşamlar. Çok şükür bir Perşembe akşamına daha beraberiz. Bu akşam askerlerimizin kahramanlıklarını Irak, Çanakkale, Kafkasya, Galicia ve Romanya cephelerinde her mevsime, her düşmana ve her iklime karşı harp eden bu cesur adamlar Herkül'ün 12 imtihanını verdiler diyerek tanımlayan bir kitap ile buluşuyoruz. Kitabımızın adı Zeytin Dağı. Yazar Falih Rıfkı Atay. Ne zaman öne geçsek bitiş çizgisini değiştiriyorlar. Hangi söz bizim halimizi bundan daha iyi anlatabilir ki? Koca bir imparatorluğu o kadar kısa süre içerisinde paramparça yaptık ve o kadar da anlamsız ve değersiz hale getirdik ki aradan geçen bunca zamana rağmen hala hiçbirimizin acıları dinmedi. Biz neden Almanya, Fransa, İngiltere'nin savaşında taraftık? Onlara bulaşmasak ve kendi başımızın çaresine baksak, kendi düzenimizi kursak ne olurdu? Ya da biraz geri gidelim. Viyana kuşatması tamamlansaydı, Fatih Sultan Mehmet Yukarı Avrupa yerine büyük bir karmaşa içerisindeki İtalya'ya yönelseydi ve orayı fethetseydi, acaba dünyayı nasıl bir gelecek bekleyecekti? Ne kadar çok soru var aklımızda. Ama bu soruları soracak dermanımız yok artık. Zeytin Dağı bu büyük savaşı neden kaybettiğimizin birçok örneğini bize sunuyor. Sebepleri, ıstırap dolu tarifleri var. Taşları solduran, baharı dermansız düşüren iklimlerde ve güneyde hiç bahar, hiç mevsim görmeyen iklimlerde solgun esvapları yorulmuş kollarıyla vatanın sıcak topraklarına müdafaa eden Türkleri düşünüyordum. Şeria boyunda, Aden etrafında, Çorak Medine'nin içerisinde taş ve kum çöllerini geçip Şam'dan Medine'ye giden Hicaz hattı üzerinde binlerce kahraman bu yazının usanç veren günlerini de ateşle ısınmış demire karşı kızgın toprak üstünde geçirecekler. Cemal Paşa ile Filistin topraklarında geçen anıları ve yaşananları kendi kaleminden okuyucu ile buluşturuyor Atay. Hatta kitabın sonunda da Kanal Seferi ve çöl içerisindeki harpleri ve Gazze taarruzlarını okuyucuya sunuyor. Bunlar kendi yazdıkları değil, şahit olan askerlerin yazdıkları. Kitabı alırken de şu ikazda bulunuyor: yazdıklarım yazılanların en iyileri değildir ama yegane yazılmış olanlardır. Onun için neşrediyorum. Kitap hakkında çok büyük iddialar bulunan, hatta Suriye'de özellikle Ermeniler arasında bir lanet manzumesi haline getirilen bir komutan olan Cemal Paşa'yı anlama kılavuzu olarak değerlendirilebilir. Elbette bir tek kitap bir anda topraklarını kaybedip terk etmek zorunda kalan bir ordu komutanının haleti ruhiyesini anlatmaya yetmez. Ama onu kendi hatıratıyla başlayan ve dönemi anlatan başka eserlerle de değerlendirmek belki hakikati bulmak için bize yardımcı olacaktır. Kitabın en çarpıcı yeri ise veda treni ve istasyonda yaşadıklarını dile getirdiği bölüm. İstanbul'a istifa etmek için giden Cemal Paşa, yolda perişan olmuş Anadolu topraklarını görünce hayıflanır. Keşke vazifem buralarda olsaydı. Keşke o altın sağanağı ve enerji fırtınası bu durgun, boş ve terk edilmiş vatan parçası üzerinden geçseydi. Eğer kalırsam, bütün emelim Anadolu'da çalışmak. Eğer kalırsa, bırakılırsa, Anadolu hepimize hınç, şüphe ve güvensizlikle bakıyor. Yüz binlerce çocuğunun memesinden sökerek alıp götürdüğümüz bu anaya şimdi kendimizi ve pişmanlığımızı getiriyoruz. İstasyonda bir kadın durmuş, gelene geçene "Benim Ahmet'imi gördünüz mü?" diyor. "Hangi Ahmet'i?" "Yüz bin Ahmet'in hangisi?" Yırtık basmasının altından kolunu çıkartarak trenin gideceği yolun İstanbul yolunun aksini gösteriyor. "Bu tarafa gitmişti," diyor. "O tarafa. Aden mi? Medine mi? Kanala mı? Sarıkamış'a mı? Bağdat'a mı? Ahmet'ini buz mu? Kum mu? Su mu? İskorpit yarası mı? Tüfüs bütünü yedi. Eğer hepsinden kurtulmuşsa Ahmet'ini görürsen ona da soracaksın. Ahmet'imi gördün mü?" "Hayır, hiçbirimiz Ahmet'i görmedik. Fakat Ahmet'in her şeyi gördü." Anadolu Ahmet'ini soruyor, Anadolu Mehmet'ini soruyor, Anadolu başına gelenleri neden böyle olduğunu soruyor. Bir cevap alabildi mi derseniz, bilemiyorum. Bugün artık savaşı, cepheleri yazan da yok.
Herkes kendi başına sessizce ölüyor. Çünkü ne zaman öne geçsek bitiş çizgisini değiştiriyorlar. İyi okumalar diliyorum. Haftaya Perşembe akşamı saat 20'de buluşmak dileğiyle sağlıcakla kalın.